İyi akşamlar sayın seyirciler. TGRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Bugün 5 Haziran 2019 Çarşamba ve saatler tam 19.45'i gösteriyor. Ana haber bültenimiz başlıyor ve her zaman olduğu gibi sizlere önümüzdeki bir saat boyunca günün önemli gelişmelerini aktarmadan önce bazı başlıklara bakacağız. İşte onlardan ilki değerli izleyiciler. Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Komuta Kademesi ile birlikte incelemelerde bulundu. Pençe Harekatı bir yandan devam ediyor. Terörle mücadelede yapılan operasyonlarla ilgili son bilgileri ve önemli mesajları kamuoyuyla paylaştı. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün bayramlaşma dolayısıyla partilileriyle bir araya geldi. Ve orada da önümüzdeki 23 Haziran seçimlerine yönelik dikkat çeken mesajlarda bu mesajlar verdi, paylaşımlarda bulundu. Ekranlarımızda olacak birazdan. Ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım da Sivas'taydı. Onun da 23 Haziran'a yönelik, önümüzdeki İstanbul seçimine yönelik ilginç açıklamaları var. Ayrıntılarına birazdan bakacağız. Evet, tatilin artık sonuna yaklaşıyoruz ama maalesef kaza haberleri, ölümlü kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar bayram tatilinin, 9 günlük tatilin başından bu yana kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralandı? İşte o bilançoda maalesef ekranlarınızda olacak. Ve Sudan'da da katliam bugün de devam etti. Sudan Devlet Başkanı devrildikten sonra darbeyle ülkede artık kaos gitgide büyüyor. Protestolar bir yandan devam ediyor ve o protestoculara yönelik darbeciler ateş açmayı sürdürüyor. Katliamlarda bugün kaç kişi öldü? Birazdan ekranlarımıza getireceğiz. TGRT ana haber bülteni başlıyor. Yıldırım İmamoğlu televizyonda tartışsın çağrısına bir destekle Bahçeli'den geldi. Bahçeli bu önemlidir, iyi bir tartıdır dedi. Yıldırımsa biz her şeye hazırız diyerek İmamoğlu'na ince bir mesaj gönderdi. Bahçeli 21 Haziran'da dönün, 22'sine düşünün, sonra da oyunuzu kullanın çağrısı yaptı. 23 Haziran seçimden çok daha öte diyerek seçimin ciddiyetine vurgu yaptı. Bayramda seçim mesaisi az sonra. Değerli izleyenler, Pençe Operasyonu için Kuzey Irak'ta bulunan Kahraman Mehmetçik şimdiye kadar 40 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu arada Hakurk'ta bayramlaşan askerlerimiz tüm Türkiye'nin de bayramını kutladı. Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramı kutlu olsun. Hakurk'tan binler selam. Mehmetçik Türk halkının Ramazan bayramını Hakurk'tan böyle kutladı. Sol! Duman çavuş doğru! Sol! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak Hakurk'taki hava destekli pençe operasyonu sürüyor. Son olarak 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonun başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı böylelikle 40'a yükseldi. Bayramı Hakurk'ta karşılayan Mehmetçik, bayramlaşmayı da yine Engin Dağların zirvelerinde gerçekleştirdi. Askerler daha sonra da Türk halkının bayramını kutladı. Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramı kutlu olsun. Hakurk'tan binler selam. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatani görevini yapan Mehmetçi'ye duygulandıran bayram sürprizi yaptı. Nöbet başındaki asker Afyonkarahisar'daki ailesiyle görüntülü konuştu. 10 aylık bebeğini de gören asker duygu dolu anlar yaşadı. Oğlum nasılsın? İyiyim oğlum. Hem 10 aylık bebeğini hem de ailesini gördü. Bak oğlum burada. Evet. Bak babaya. Babanı gördün mü? Ay beyefendi. Al, annesi de burada var. Aile özlemini böyle giderdi. Nasılsın oğlum, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Oğlum bayramı kutlarım ben de seni. Ben de seni kutlarım ben. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatani görevini yapan Mehmetçi'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve bölgede görev yapan özel harekat timleri de Vali Sonel'e eşlik etti. Kadir evliymiş. 10 aylıkta bir bebeği varmış. Allah bağışlasın.
Ne zaman tanıştın? Burada Kadir, Allah'ın izniyle devletimizin bekası için şu an nöbet tutuyor. Ziyaret sırasında 10 aylık bebeği olan Kadir Ketenci isimli askere duygulandıran bir sürpriz yaptı. Ketenci'nin Afyon Karahisar'da yaşayan ailesini arayan Soner, askerin ailesiyle görüntülü konuşmasını sağladı. Kadir'in yanındayız. Bölge komutanımız Vedat Paşa'm, il jandarma komutanımız. Hayırlı bayramlar dilemeye geldik. Kadir. Oğlum nasılsın? İyiyim baba. Görüntülü olarak ailesiyle görüşen Ketenci duygulu ve unutulmaz anlar yaşadı. Nasılsın oğlum, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Oğlum bayram kutlarım ben de seni. Ben de seni kutlarım ben. Şimdi sizi çok özel bir yere götürüyoruz. Terörle mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği yere, Hakkari'ye. Bakın Mehmetçik sınırın sıfır noktasında nasıl bayramlaştı. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Mehmetçik sınırın sıfır noktasında bayramı işte böyle karşıladı. Sağ ol. Bayramın kutlu olsun. Sağ ol komutanım. Burası Hakkari. 2160 rakımlı Gelki Tepe. Mehmetçik eli tetikte terörist avında. Askerler bayram sevincini komutanları ve silah arkadaşlarıyla birlikte yaşadı. İade sözleşmeli yararlı kıyak. Bayramın kutlu olsun. Sağ ol. Bayram kutlandı. Sıra geldi aileleri aramaya. Karakol komutanı Teğmen Mehmet Ali Şahin aldı eline telefonu. Mehmetçiğin ailelerini tek tek aradı. Allah sağlık sıhhat versin. Sizlere güç kuvvet versin. Sağ olun anacığım. Böyle bir Tuluyan gibi böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için yüce milletim adına sizlere teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Beni gururlandırdınız efendim. Çok teşekkür ederim komutanım. Sizler de böyle bir evlat yetiştirerek bizleri gururlandırdınız. Bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden öpüyorum. Vatan için ailesinden uzak bayramı geçiren askerimizin annesiyle yaptığı telefon konuşması herkesi duygulandırdı. Sağ ol anne, Allah razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Bayramın mübarek olsun. Sağ ol anne, ellerinden öpüyorum. Çok sağ ol anne. İyiyim anne, her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Yani gözün arkada kalmasın. Burada her şeyimiz var. Hiç gözün arkada kalmasın anne, merak etme. Sağ ol anne, inşallah anne, sağ ol. Yıldırım İmamoğlu televizyonda tartışsın çağrısına bir destek de Bahçeli'den geldi. Bahçeli bu önemlidir, iyi bir tartıdır dedi. Yıldırımsa biz her şeye hazırız diyerek İmamoğlu'na ince bir mesaj gönderdi. Bahçeli 21 Haziran'da dönün, 22'sine düşünün, sonra da oyunuzu kullanın çağrısı yaptı. 23 Haziran seçimden çok daha öte diyerek seçimin ciddiyetine vurgu yaptı. Bayramda seçim mesaisi az sonra. Ramazan bayramının ikinci gününde Ankara'da partilerin bayramlaşma mesaisi vardı. Birçok parti heyeti rakiplerinin genel merkezini ziyaret etti, bayramlaştı. Bütün ziyaretlerin ana sohbet konusuysa 23 Haziran'daki İstanbul seçimiydi. Ramazan bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında birçok parti heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Cüneyde Sarıyeroğlu ve beraberindekiler karşıladı. AK Parti'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın başkanlığındaki CHP'li heyet geldi. CHP'li Yıldırım Kaya, 82 milyon vatandaşın sevgi ve adalet diline ihtiyacı olduğunu söyledi. Sözünü ise CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganıyla bitirince karşılıklı gülüşmeler yaşandı. Her şeyin çok güzel olacağı günler çocuklarımız için, torunlarımız için ve tüm yurttaşlarımız için mutluluklar dolu günler olacağını diliyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıyeroğlu da heyet nezdinde hem CHP'lilerin hem de tüm Türkiye'nin bayramını kutladı. CHP'li Kaya'nın sloganına karşılık olarak da partisinin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın sloganını hatırlatarak konuşmasını sürdürdü. İktidarımız 17 yıldır çalışıyor var gücüyle. Bundan sonrasının daha da güzel olması için bizler de AK Parti ailesi olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Sarıyeroğlu kendi elleriyle misafirlere Cezerye ikram etti.
AK Parti'yi CHP'den sonra MHP başta olmak üzere pek çok partinin heyetleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında tek çiçek getiren heyetin İYİ Parti olduğu gözlendi. Anavatan Partisi temsilcisi Genel Sekreter Ahmet Kabakçı'nın da liderlerin 19 Mayıs tarihinde Samsun'da çektirdiği fotoğrafı hediye ederek birlik ve beraberlik vurgusu yapması dikkat çekti. CHP'de de parti temsilcilerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çevik Öz karşıladı. Partiyi ziyarete AK Parti'den Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in önderliğindeki heyet geldi. Burada da konu yine 23 Haziran'daki İstanbul seçimleriydi. Keşke hep öyle olsa, keşke bu rekabet hep bir bayram havası içinde olsa. Bayramdan sonra yeniden öyle bir rekabetin içine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. CHP'li Çevik Öz, AK Parti'den sonra aralarında HDP'nin de bulunduğu partilerin temsilcilerini kabul etti. Önemli bir dönemeç olacak. MHP'de ise gelen parti temsilcilerini kabul eden heyetin başında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya vardı. Parti merkezini AK Parti ve diğer partilerin heyetleri ziyaret etti. Burada da sohbetin konusu yine İstanbul'da tekrar edilecek seçimdi. Paylaşıyoruz, aynı şeyleri hissediyoruz ve... Hem bayram hem de hava güzel olunca İstanbullular soluğu dışarıda aldı. Boğaz'a ve adalara adeta akın yaşandı. Ramazan bayramında İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü iskelesine akın etti. Vapurlar dolup taşarken Boğaz'da yaşanan insan seli havadan işte böyle görüntülendi. Ramazan bayramının ikinci gününde İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaş adalara gitmek ve boğaz turu yapmak için Eminönü iskelesine akın etti. Adaya gideceğiz işte bakalım ama çok kalabalık yoğun yani. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Dün de geldik bekledik, yoğunluk var böyle. Biz de gitmek istiyoruz ama gidemeyeceğiz. Boğaz'da yaşanan insan seli havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar gözler önüne serildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan bayramı dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen programda konuştu. Pençe harekatıyla Türkiye'nin terör belasından kurtulacağını söyleyen Bahçeli, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimini değerlendirdi. MHP lideri seçim sonrasında seçimler üzerindeki PKK-FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir dedi. PKK terör örgütünün sonunu almak maksadıyla başlatılmış olan Kandil'deki Pençe hareketiyle Türkiye Allah'ın izniyle terör belasından kurtarılmış olacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak kuzeyinde Hakurk bölgesine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı ile ilgili konuştu. Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılacak dedi. Bahçeli, Ramazan bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programda konuşan Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak konuştu. Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. Bu seçimler bittikten sonra açıkça ifade ediyorum. Bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi bu 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakından araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK oyunu, FETÖ oyunu ortaya çıkarıp gerekli cezalar verilmelidir. İstanbul seçimlerinde yarışan Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'la Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kozlarını bir televizyon programında paylaşacak. İki ismin yayın yapacak olmasını değerlendiren Bahçeli, bir tarafta birikimin, bir taraftaysa sonradan yıldızlaştırılan şahıslar olduğunu söyledi. İhtiyaçlarını belirterek
bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Herkes medyada bunu görmelidir. Elbeşir bir askeri darbeyle devrildi, ülkede kaos daha da derinleşti. Göstericiler bu kez de darbe yönetimini protesto etti. Müdahale gecikmedi. Askerler kalabalığa ateş açtı. 60 kişi hayatını kaybetti. Sudan ordusunun katliam gibi müdahalesi az sonra. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, bayramın ikinci gününü Sivas'ta geçirdi. Yıldırım, İmamoğlu'na bakın nasıl bir gönderme yaptı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bayramın ikinci gününü Sivas'ta geçirdi. Ben Sivas topraklarında doğdum. Memleketime geldim. Yiğidoğlar'ın memleketine, Sivas'a geldim. Sivas'ta hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. Bundan sonra da birkaç ile daha gideceğiz. Yıldırım'ın ilk durağı Sivas Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Yıldırım'a kangal köpeği yavrusu hediye edildi. Ay 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 ay, ne güzel şey bu, ne güzel. Başkanım. Tamam abi. Kangal, kangal. Kangal efendim. Pamuk mu abi? Hadi aç bakayım. Açma. Sütü sevmemiş. Maşallah, çok tatlı bu ya. Onları çekebilirsek arkadaşlar. Çok tatlı. İnanı Yıldırım'ın köpeğe Pamuk ismini veren küçük kızla diyaloğu da çevredekileri gülümsetti. Parmağını emermiş. Bak. Aslansın, benim parmağımı yiyeceğim. Yıldırım ziyaret çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Basın mensupları Binali Yıldırım'a rakibi Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirmeyi planladıkları televizyon programını sordu. Kemal Bey de izin vermiş. Peki siz nasıl bakıyorsunuz Yıldırım'a? Zaten baştan söyledik. Biz her şeye hazırız. Her şeyi konuşmaya? İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz. Bir problem yok. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin dedi. Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin, düşmesin. O bize lazım 23'üne. Binali Yıldırım Sivas kent merkezinde adaşıyla karşılaşınca esprili diyaloglar yaşandı. Ben de Binali'yim. Adaşım, ben de Binali. Bu da Binali. Ben Binali. Ne yapacağız? Etti iki Binali. Bu Binali. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu partisinin bayramlaşma programı için Trabzon'daydı. Halka seslenen İmamoğlu 23 Haziran'da sandığa gidin çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu! 6-7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında tam liseyi bitirene kadar bu güzel şehirde her anına eşlik etmiş, bütün benliğiyle burada var olmuş bir kardeşinizim. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu. Ekrem İmamoğlu, partisinin Atatürk alanında düzenlediği bayramlaşma programında hemşehrileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, Trabzon'daki İstanbullulara 23 Haziran'da sandığa gitmeyi ihmal etmeyin çağrısı yaptı. 23 Haziran'da İstanbul'da seçim var. Seçime İstanbul'dan buraya gelen hangi hemşerim varsa geri dönmeli. Geri dönmeli. Var değil mi? Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa bir bayrama daha İsrail'in işgali altında girdi. Bayram namazını Mescid-i Aksa'da kılan 120 bin Filistinli bayramın coşkusunu ve işgalin hüznünü bir arada yaşadı. Bayram namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinliler uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatinde toplandılar. Mescid-i Aksa'ya geldiler. Salavatlar getirildi, saflar tutuldu. Allah, Allah.
İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te 120 bin Filistinli bayram namazını işte böyle kıldı. Bayram namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinliler bayramın coşkusunu ve işgalin hüznünü bir arada yaşadı. Müslümanlar bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan eski şehir sokaklarını doldurdu. Genci, yaşlısı, herkes oradaydı. Vakit geldi. Ezan okundu. 120 bin Filistinli bayram namazını kıldı. Bayram namazı Mescid-i Aksa'daki kıble mescidi ve avlusunda kılındı. Bayram namazı eda edildi. Namaz çıkışında Kudüs'te tezgahlar kuruldu. Cemaate ekmek, çikolata dağıtıldı. Elbeşir bir askeri darbeyle devrildi. Ülkede kaos daha da derinleşti. Göstericiler bu kez de darbe yönetimini protesto etti. Müdahale gecikmedi. Askerler kalabalığa ateş açtı. 60 kişi hayatını kaybetti. Sudan ordusunun katliam gibi müdahalesi az sonra. İngiltere'de Amerikan Başkanı Trump'ı protesto eden grubun arasına Trump destekçisi bir İngiliz girdi. Bakın sonra neler yaşandı. Sözlü olarak protesto ettiler, Nazi dediler. İtip kalktılar. Yetmedi, kafasına içecek fırlattılar. İngiltere'de Amerikan Başkanı Trump'a yönelik protestolar devam ederken eylemcilerin arasına Trump destekçisi biri girince ortalık bir anda gerildi. Görüntüler Londra'dan. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İngiltere temasları sürüyor, beraberinde protestolardı. Londra caddelerinde Trump karşıtı protestolar yapılırken işte bu beyaz saçlı adam Trump'a destek verdi, ortalık karıştı. Trump destekçisi İngiliz, protestocuların hedefi oldu, sözlü hakaretler edildi, kafasına içecek atıldı, protestoculara karşılık verince ipler iyice gerildi, polis Trump destekçisini olay yerinden aldı, ortalık sakinleşti. Sudan ordusunun darbe karşıtı göstericilere bayram arefesinde başlattığı müdahale bayramda da devam etti. Ölenlerin sayısı 60'a yükseldi. Tek isteği sivil yönetim olan halka askerler müdahale etti. Bayram arefesinden bu yana ölenlerin sayısı 60'a ulaştı. 11 Nisan 2018'de ekonomik krize başlayan rejim karşıtlığı sonrasında Sudan ordusu yönetime el koydu. 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi. Askeri darbenin ardından halk yeniden sivil yönetime geçiş için eylem başlattı. Başkent Hartum'daki karargah önünde protesto yapıldı. İki ay süren protestolar sonrasında Sudan ordusu bayram arefesinde göstericilere müdahale etti. Askerler müdahale sırasında sivillere ateş açtı. Kadın ya da çocuk gözetilmedi. Çok sayıda kişi mermilere hedef oldu. Müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı. Çok sayıda yaralı da hastanede tedavi görüyor. Türk Hava Yolları Sudan'daki olaylar nedeniyle başkent Hartum seferlerini iptal etti. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı havayolu şirketleri de ülkeye planlanan uçuşlarını iptal etmişti. Bayram tatilinin 5. gününde trafik terörü can almaya devam ediyor. Alınan tüm tedbirlere, yapılan tüm uyarılara rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Bayram trafiğinin 5. gününde acı bilanço az sonra. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki karanlık ilişkiler aydınlanıyor. Cinayetten 15 gün sonra Trump yönetiminin bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı. Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi. Cinayete dair ipuçları Prens Selman'a çıktı. Ancak Trump yönetimi Selman'ı cinayetin dışında tuttu. Bu durum Amerika'da ve uluslararası kamuoyunda çok tepki topladı.
Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'a iki kez hassas nükleer teknoloji transferine onay verdiği ortaya çıktı. Amerika'da Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı. Senatör Kaine, Trump yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı çok rahatsız edici bulduğunu vurguladı. Amerika ile Suudi Arabistan 2017 yılından bu yana nükleer güç görüşmelerini sürdürüyor. Amerikan firmalarına şu ana kadar 7 yetki verildi. Bu yetkilerle iki ülke arasında nükleer bilgi paylaşımı yapıldığı biliniyor. Suudilerin ilk iki nükleer reaktörünü inşa etmesi sürecinde Amerika'dan aldıkları bilgi ve teknolojik imkanların önemine dikkat çekildi. Amerika Enerji Bakanlığı bugüne kadar söz konusu işbirliğinin detaylarını kamuoyuna açıklamaktan kaçındı. Mehmetçik, Kuzey Irak'ta teröristleri kıskaca aldı. Değerli izleyenler, ZAP bölgesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'taki teröristler kıskaca alınıyor. Hakurk'a yönelik pençe harekatı ve bağımsız hava harekatlarıyla teröristlere büyük darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı ZAP bölgesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında iki teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ZAP bölgesi bir süredir Mehmetçiğin radarında. Düzenlenen hava harekatlarıyla terör mevzileri imha, teröristlerse etkisiz hale getiriliyor. Kahraman şehit Fethi Sekin 2 yıl önce İzmir Adliyesi'ne düzenlenmek istenen terör saldırısını canı pahasına tek başına engellemişti. Oğlum bayramda bizi yalnız bırakmazdı diyen baba Sekin, şehit oğluyla mezarı başında bayramlaştı. Polis mi sıkıyor? Kim sıkıyor? Burada. Yok, vuruldu. Polis vuruldu. Benim Fethi'm her bayram baba ocağına gelirdi. Bizi yalnız bırakmazdı. Bugün de bayram oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim. Mezarı başında onunla paylaşmaya geldim. Canını verdi, teröristlere geçit vermedi. Büyük bir terör saldırısını engelleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin'in ailesi mezarı başındaydı. Baba Sekin kahraman şehide dua etti, bayramlaşıp hasret giderdi. 5 Ocak 2017 İzmir Adliye binası yakınları, trafik polisi Fethi Sekin şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Zira o teröristlerin hedefinde adliye binasında saldırı yapmak vardı. İçerideki terörist kendini dışarı atıp araçtaki bombayı infilak ettirdi. Sekin tek başınaydı. Karşısında iki silahlı terörist vardı. Gözünü kırpmadan PKK'lı teröristin üzerine gitti. Polis mi sıkıyor? Kim sıkıyor? Burada. Vatan sevgisiyle dolu göğsünü siper etti, dakikalarca çatıştı. Başardı da. İki haine geçit vermedi. Adliye binasına yönelik saldırıyı engelledi. Ama aldığı kurşun yaraları onu şehadete götürdü. Fethi Sekin Elazığlıydı. Her bayram baba evine ziyarete giderdi. Ama son iki yıldır baba evinde onun hasreti vardı. Artık baba Mehmet Zeki Sekin oğluna gidiyor. Bu bayramda da oğlunun mezarı başındaydı. Acısı ilk günkü gibi tazeydi. Kabri başında bir nebze olsun hasret giderdi. Sadece ben değil, Türkiye'nin her yerinden insanlar onunla paylaşmaya geliyor. Kabri başında onun için dua ediyorlar. Onun kahramanlığını, cesaretini, vatanseverliğini anlatıyorlar. Bir baba için bundan daha büyük bir gurur olamaz. Baba Sekin vatan sevgisini anlatırken bir kez daha duygulandırdı. Vatanı için bir oğlumu şehit verdim. Gerekirse tüm evlatlarımı veririm. Bu topraklarda bir tek vatan haini kalmayacağına kadar bu mücadele devam edecektir.
tüm kahramanlarımızı ve bu kahramanlarımızı yetiştiren ailelerin anılarını öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, tüm dualarımız kahramanlarımız içindir. Bayram tatilinin 5. gününde trafik terörü can almaya devam ediyor. Alınan tüm tedbirlere, yapılan tüm uyarılara rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Bayram trafiğinin 5. gününde acı bilanço az sonra. 15 Temmuz şehitleri bayramda da unutulmadı. 15 Temmuz gazileri darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarını kabri başında dualarla andı. Temmuz gazileri şehitleri unutmadı. Bayram ziyaretinde dualar edildi. 15 Temmuz gazileri bayramın ikinci gününde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarını unutmadı. Gazi ve şehit yakınları önce 15 Temmuz Gaziler platformunda bir araya geldi. Hem şehit yakınlarımızla hem gazilerimizle bayramımızı yad ediyoruz, bayramlaştık. Akabinde de biraz sonra inşallah şehitlerimizi ziyarete gideceğiz. Tabii ki biz 15 Temmuz ruhunu unutmayacağız, yaşantımıza da yansıtacağız. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından cennet mezarlığına geçildi. Burada şehit Murat Kocatürk ve Mehmet Güder'in kabri başında dualar edildi. Peygamber Efendimiz Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bizleri ve ana babalarımızı, evlatlarımızı... Şehitler için eller semaya açıldı. Geri manevra yapan otobüs arkasından geçen bir vatandaşa çarptı. Otobüsle demir bariyerlerin arasında sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı. Geri gelen otobüsle demirin arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu. Kaza Denizli'de meydana geldi. Pamukkale'ye turist getiren bir otobüs geri gelirken önce bir vatandaşa ardından demir bariyerlere çarptı. Yaralanan kişi demir bariyerlerde sıkıştı. Geri gelirken vurdu. 2-3 tane kadı vardı. Onlar geriden kaçtılar. Kişi onun altında kaldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önce devreye itfaiye ekipleri girdi. Sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler yaklaşık 15 dakika uğraştı. Sonunda yaralı adam kurtarıldı. Yaralı ambulansa alınırken yakınları sinir krizi geçirdi. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Bayram tatili kazaları yine can yaktı. Adres bu kez Tekirdağ, tırın çarptığı otomobil alev alarak bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Onun ortası da aynı. Onun ortası. Kızın ne kadar senin? 88. Zaten rampaya çıktım. 5 kişinin bulunduğu otomobilden kimse sağ çıkamadı. Tırın çarptığı araç önce alev aldı, sonra da bariyerlere çarptı. Önümde birdenbire frenlediler. Ben de mesafeyi kapattım, bir şey yapamadım. Arkadan vurdum. Otomobilin hali kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Bir bayram tatilinde daha ölümlü kazaların ardı arkası kesilmedi. Yer Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi. 5 kişinin bulunduğu otomobil TEM otoyolunda seyir halindeydi. İddiaya göre otomobil orta şeritteyken aniden yavaşladı. Arkadan gelen Mehmet Varışlı kontrolündeki tır hızla otomobile çarptı. Alev alan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yangın söndürücüyü kaptım, koştum ama yangın söndürücüm yeterli gelmedi. Kapıyı açmaya zorladım, kapıyı açamadım. O esnada diğer sürücüler geldi, yardım ettiler ama söndüremedik. Otomobil LPG'li falan mıydı? Büyük bir ihtimalle LPG'liydi. Otomobil saniyeler içinde alev topuna döndü. Araçtakiler hem tır şoförü hem diğer sürücülerin çabalarına rağmen çıkarılamadı. Otomobil sürücüsü Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şaban Sülün ve Şeyma Yavuz hayatını kaybetti. Cenazeler itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Araçların kaldırılmasının ardından TEM otoyolu yeniden trafiğe açıldı. Alınan önlemler ve yapılan uyarılar dikkate alınmadı. Ramazan bayramı tatiline bir kez daha trafik kazaları damga vurdu. Tatilin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında
50 kişi hayatını kaybetti, 409 kişi ise yaralandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen bayram tatilinde yollar yine kana bulandı. 31 Mayıs Cuma gününden bu yana 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 409 kişi ise yaralandı. 9 günlük bayram tatili coşkuyla karşılandı. Tatilin başlamasının ardından binlerce araç yollara çıktı. Kimi memleketine, kimi tatil beldelerine gitti. Trafikte dikkatsiz davranan veya kurallara uymayan sürücülerse trafik kazalarının yaşanmasına neden oldu. Trafikte dikkatsiz davranan veya kurallara uymayan sürücülerse trafik kazalarının yaşanmasına neden oldu. Yapılan uyarılara ve yaşanan kazalara rağmen yollardan yine acı haberler geldi. Tatilin 5. gününde trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi ise yaralandı. Tatilin ilk 5 gününde ortaya çıkan rakamlarsa durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Tatilin başlangıcından bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybederken 409 kişi de yaralandı. Sosyal medyada çocuklara zarar verecek içeriklere geçit verilmiyor. Bu kapsamda son 9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirilirken 2 kişi de gözaltına alındı. 128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Medya Çalışma Grubu çalışmalarını sürdürüyor. Çocukları olumsuz yönde etkileyecek zararlı içeriklere karşı kalkan oluyor. Bu kapsamda son 9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirildi ve söz konusu zararlı içerikler silindi. Ayrıca 2 kişi gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Medya Çalışma Grubu ve faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çalışma grubunun gece gündüz tetikte olduğunu söyledi. Çalışma grubu pedagog ve psikologlardan oluşuyor. Dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek paylaşımlara alanında uzman olan bu isimler anında müdahale ediyor. YÖK bu yıl üniversitelerde geleceğin mesleklerinin öğretileceği programlar açıyor. YKS'ye girecek öğrenciler Türkiye'de ilk kez açılacak bu bölümleri tercih edebilecek. İşte o bölümler. Yapay zeka, veri madenciliği, büyük veri. Bunlar geleceğin meslekleri olacak. Yükseköğretim Kurulu da bu konuda önemli bir adım attı. Bu yıl tercih kılavuzlarında ilk kez geleceğin meslekleri olan bilgi güvenliği teknolojisi, havacılık elektroniği, tarım ve ticaret işletmeciliği, yapay zeka mühendisliği, uluslararası ulaştırma sistemleri, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama, hibrit ve elektrik taşıtları teknolojisi, boyutlu modelleme ve animasyon programları yer alacak. YKS'ye giren öğrenciler bu bölümleri tercih edebilecek. YÖK Başkanı Yekta Saraç, dijital dönüşüm programları kapsamında şimdiye kadar 30 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti. Akademik ve bilim ortamlarında YÖK doktora programlarını da geliştiriyor. YÖK'ün çok önemsediği nanoteknoloji, big data gibi doktora programları ilk kez açılacak. Ekim ayında ise İstanbul'da düzenlenecek bir kongrede iş dünyası, sendika ve üniversiteler bir araya gelecek. Geleceğin meslekleri belirlenecek. Bu konuda yeni yol haritası çizilecek. İnşaatlarda çalışan baba kızını da yanına alarak 4 yıl önce eşinden boşandı. Bir süre sonra HT ile evlendi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Babası evde yokken üvey annesinden sürekli şiddet görmeye başladı. Çaresiz kız arkadaşlarının polisi aramasıyla kurtarıldı. 7 yaşındaki kız çocuğuna üvey anne dehşeti. Az sonra... Polonya'da yolun ortasında kavga eden iki kişiden biri diğerine yumruk attı. Yumruk atan kişi bayılan kişiyi araba çarpmasın diye kaldırıma çekti. Kavga ettiği kişiyi bayılttı, araba çarpmasın diye kenara aldı. Olay Polonya'da yaşandı.
İki kişi yolun ortasında kavgaya tutuştu. Biri diğerine sert bir yumruk atıp bayılttı. Yumruk atan kişi bayılan kişiye araba çarpmasından endişe etti, kolundan tutarak kaldırıma çekti. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Polis olaya dair inceleme başlattı. Peru'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına büyük bir darbe vuruldu. Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokain ele geçirildi. Zehir tacirlerine geçit verilmedi. Peru polisi Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Başkent Lima ve Callao şehirlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Birçok depoya baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 ton kokain ele geçirildi. Uyuşturucuların büyük bir bölümünün Arjantin, İspanya ve İtalya'ya gönderileceği öğrenildi. Operasyonla birlikte uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. Uganda'da toprak kayması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti sayın seyirciler. Toprak kaydı, ortalığı yerle bir etti. Acı olayda biri çocuk 5 kişi öldü. Facianın yaşandığı adres Uganda. Sabah saatleriydi. Budala bölgesindeki ormanlık alanda toprak kayması yaşandı. Ortaya bu manzara çıktı. Kayan toprak bölgede bulunan insanları altına aldı. Olay yerine hemen ekipler geldi. Arama kurtarma çalışmalarına başlandı. 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan ailelerse gözyaşlarını tutamadı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. İnşaatlarda çalışan baba kızını da yanına alarak 4 yıl önce eşinden boşandı. Bir süre sonra HT ile evlendi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Babası evde yokken üvey annesinden sürekli şiddet görmeye başladı. Çaresiz kız arkadaşlarının polisi aramasıyla kurtarıldı. 7 yaşındaki kız çocuğuna üvey anne dehşeti. Az sonra. Yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü. Bu tarafa, başkasının bu tarafa var. Mezarlık ziyaretine gitti, su kanalına düştü. Kolun altından aldı. Olay Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Remziye Ayata yakınlarının kabrine bayram ziyaretine gitti. Ama yürürken dengesini kaybetti. Mezarlığın ortasından geçen boş atık su kanalına düştü. Yaşlı kadın bir daha kalkamadı. Yanındaki akrabası da onu çıkaramadı. Cankur ekiplerinden yardım istendi. Ekipler kadını kanaldan çıkarmaya çalışırken acı içinde bağırdı. Bu tarafa, başkasının bu tarafa var. Yaralı kadın sağlık ekiplerine teslim edildi, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Üvey annesinden sürekli şiddet gördüğünü iddia eden 7 yaşındaki kız çocuğu arkadaşlarının polisi aramasıyla kurtarıldı. Küçük kız aileden alınıp yuvaya verildi. Kızı dövüyordu. Sen gördün mü dövdüğünü? Sopa falan attı bizim üstümüze. Arkadaşlarının üvey annesinden şiddet görmesine duyarsız kalmadılar. Polisi arayıp küçük kızı kurtardılar. Olay Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşandı. İnşaatlarda çalışan baba 4 yıl önce eşinden boşandı. Anne İzmir'e yerleşti. 7 yaşındaki kızı ise babasında kaldı. Baba bir süre sonra HT ile evlendi. İddiaya göre üvey anne küçük kızı dövmeye başladı. Ben pencerede ilk yere falan baktım ya da pencereden arkadaşlarımla falan konuştum ve perdenin arkasından şöyle geçiyor benim karnımda. Demir pencereyin ucuna geliyor. Küçük kız bayramın birinci günü oyun oynamak için balkona çıktı. İddiaya göre üvey anne yine terlikle dövdü. Her zaman dövüyor mu? Ama babam gittiklerinde dövüyor. Babam olduğunda dövmüyor. Niye dövüyor seni? Bilmiyorum ki, ben bir şey yapmıyorum. Küçük kızın sesini arkadaşları duydu. Polisi arayıp yardım istediler.
Kızı dövüyordu. Sen gördün mü dövdüğünü? Aha. Sopa falan attı bizim üstümüze. Küçük kız sadece üvey annesinden değil, teyzesinden de şiddet gördüğünü anlattı. Neyle dövüyor seni? Teyzeyle vuruyorum, eliyle. Nerene vuruyor ya? Teyzen niye dövüyor seni? Bilmiyorum ki, ben bir şey yapmadan dövüyorum. Teyzem beni dövdüğü için babam da teyzemi dövüyor. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kız çocuğu üvey annenin elinden alındı. Üvey kızınızı dövüyor musunuz öyle mi? Niye dövüyorsunuz? Üvey anne gözaltına alındı. İddiaları reddetti. Eşi de şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. Çocuksa yuvaya verildi. Edirne'de yılbaşından bu yana hududu geçmeye çalışan 37 bin göçmen yakalandı. Bu miktar tüm zamanların en yüksek sayısı oldu. Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmen sayısında rekor kırıldı. Edirne Hudut Askeri, Jandarma ve Polis son 5 ayda Avrupa'ya geçmeye çalışan 37.229 düzensiz göçmeni yakaladı. Rakam geçen yıl sınırı geçmeye çalışırken yakalanan göçmenlerin 2 katı. 88, 89. Bu büyük rakam Edirne İl Göç Müdürlüğü'nde de yoğun mesaiye neden oldu. Geçen yıllara kadar günde 50-100 arasında göçmenin teslim edildiği geri gönderme merkezine son dönemde günlük ortalama 350 kişi teslim ediliyor. Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı ediliyor. Takla atıp ters dönen araçtan 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Vatandaşlar ambulansı bekleyen yaralıları güneşten örtüyle korudu. Yaralıyı araçtan çıkarıp yere yatırdılar. Üzerine örtü açıp sıcaktan korudular. Kaza Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep Karayolu üzerinde meydana geldi. Volkan Laç'ın kullandığı hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti. Taklalar atıp ağaca çarptı. Sonra da ters döndü. Kazada sürücü Volkan Laç'ın ile Ali Aliyev, Şükrü Karadağlı ve Mahmut Keser yaralandı. Yardıma önce vatandaşlar koştu. Yaralılar araçtan çıkarıldı. Yol kenarına yatırıldı. Ancak hava çok sıcaktı. Hemen üstlerine bir örtü açıldı. Sağlık ekipleri gölgelik altında ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Sırada ilginç bir muhtarlık seçimi haberi var. Seçimi kaybeden eski muhtar, yeni muhtarı Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet etti. Bakın sonrasında neler yaşandı. 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçiminde Kırıkkale'nin Ulaş köyünde muhtar seçilmişti. 31 Mart'ta seçimlerde aday oldum. Köyümüzde 124 seçmen var. 62 oy alaraktan muhtar seçildim. Ama mazbatası iptal edildi. Çünkü seçimi kaybeden eski muhtar Zafer Güleşen, Refik Ateş'i seçim kuruluna ve Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet etti. Eski muhtar YSK'ya gitti. Ne için şikayet etti? 2006 yılında benim bir mahkemeden karar almam gerekiyormuş. Memlukların yadısı yazısı. Refik Ateş, 2006 yılında evrakta sahtecilik suçundan aldığı cezaya ilişkin yasaklanmış hakların iadesi başvurusu yapmamıştı. Onu almadığım için şikayet etti. YSK'ya gitti. YSK seçimleri iptal etti. YSK Refik Ateş'in mazbatasını iptal etti ve 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar verdi. Tekrar 2 Haziran'da seçime gitme kararı aldı. Evet. Bizim mazbata iptal edildi. Refik Ateş 2 Haziran'da yeniden yapılan seçimlere aday olmayınca yerine eşi Gülsüm Ateş aday oldu. Tekrar aday olmuştum. Sonrasında tekrar bir daha şikayet edildi seçimden 2 gün kala. Evet. Seçime sokmamak için bir üst mahkemeye gittiler. Süreç yetişmediği için ben de aday olamadım. Evet. Köylerimiz, komşularımız da eşimi aday yapmak istediler. Gülsüm Ateş eşinin yerine girdiği seçimi kazanarak muhtar oldu. Birlikte el ele vereceğimizi bildikleri için bize yardımcı oldular. Onların da takdiriyle 105 euro aldım ben. İşte mazbatada bayramdan sonra verilecek. Kadın isterse her şeyin üstesinden gelir. Ben de bunu başaracağıma inanıyorum. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen başkentliler şehir dışına akın etti. Böyle olunca da Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Şoförler rahat bir nefes aldı. Tatilciler gitti, yollar boşaldı.
Görüntüler başkent Ankara'dan. 9 günlük Ramazan bayramı tatilini fırsat bilen Ankaralılar şehri adeta terk etti. Başkentin hem yaya hem de araç trafiği en yoğun caddelerden biri olan Tunalı Hilmi'de yollar ve kaldırımlar bomboş kaldı. Günün her saati hınca hınç dolu olan 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı'nda ve başkentin merkezi yerlerinden olan Sıhhiye, Opera, Ulus ve Kolej'de ise araç trafiği neredeyse yok denecek kadar azdı. Trafiğin olmaması Ankara'da kalan şoförlere ise rahat bir nefes aldırdı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Günher, 2,5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı. Babasıyla birlikte atlayış yapan ve toprağın paraşüt kamerasına yansıyan rahat ve sempatik tavırları izleyenleri gülümsetti. Merhaba. Toprakla beraber uçuyoruz şu anda. Nasıl? Sevdin mi? Evet. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2,5 yaşındaki oğlunu sporla tanıştırdı. Tamam. Bak sen burada yüzdün. Çok sen uçmuştun burada. Babasıyla birlikte atlayış yapan Toprağ'ın paraşüt kamerasına yansıyan sempatik tavırları herkesin beğenisini topladı. Deniz nasıl, büyük mü? Evet. Dört de kocaman. Sevdin mi? Evet. Kullanalım mı? Evet. Kullanıyorum o zaman. Baba Dağ'ın 1900 metre pistinden yapılan atlayışın ardından toprağın rahat tavırları dikkat çekti. Çok güzel uçmuştum burada. Kameraya bakarak gülümseyen toprak, iki kolunu yanlara açarak gökyüzünde kuş gibi süzüldü. Babasıyla birlikte 30 dakika havada kalan toprağın rahat ve sempatik tavırları onu ilgi odağı yaptı. Bunu babaanne izleyecek, annenle izleyecek, dede izleyecek. Atilla deden de izleyecek. Evet, Atilla deden de izleyecek. Ali deden de izleyecek. Ve ana haber bülteninin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra akşam haberlerinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.